Nilay, konuşmamız lazım. Konuştuk ya bugün. Ya benim sana söylemek istediklerim var. Ben bir geleyim, iki elti yürüyüşe çıkalım, biraz konuşalım. Hem temiz hava da iyi gelir sana. Açılırsın. İyi peki madem olur. Görüşürüz. Neyse. Tamam. Ben bir gideyim bakayım. Halinden de anlarım onu. Konuşuruz onunla. Hadi kızım git konuş sen. Belki ikna edersin. Ben götüreyim mi seni? Yok canım. Yalnız olmamız lazım. İyi tamam. Dikkat et çok geç kalma. Tamam. Merak etme. Kalmam. Ne durumdasın? Seni de buraya ikna etmek için mi yolladılar? Ben buraya seni ikna etmeye değil, sana bir teklifte bulunmaya geldim. Ne teklifi? Nilay gözünü aç, ne olursun. Bak bütün bu olanların sorumlusu pembe cadısı. Mustafa ona o kadından bahsettiğinde neden Nilay'dan gizledi dedi, ha? Bir düşünsene. Ben de bunu hep düşündüm ama. Senin evde olmamandan mutlu. O senin değil, bebeğin eve dönmesini istiyor. Sen onun umurunda bile değilsin. Yılanın başı o. Bak, ben Mustafa'ya inanıyorum. Bu işin içinde bir iş var. Belki kızı pembe tuttu. Ne? Ya kız para için yapıyor olsaydı, tutkal gibi yapışırdı. Fatih söyledi, kız ortadan kaybolmuş. Sence neden? Neden? Arkasındaki kişi ortadan kaybolmasını söyledi de ondan. Annem niye böyle bir şey yapsın ki? Çünkü kötü. Niyesi yok. Ya bir de aklınca diyor ki söylemeyin Nilay'a gizli kalsın. Bak bak bak. İnanmam. Nilay bak onun keyfi yerinde. Evinde oturmuş kızıyla kahve içiyor. Ben Nilay'a yapılan bu haksızlığa dayanamam dedim. Kalktım geldim buraya. Halbuki buraya geldiğinde çok üzgün gözüküyordu. Sen eğer iki gün daha gelmezsen, üçüncü gün Mustafa'ya yeni gelin bulurlar. Ya Fatih'le Doğan'ın boşanmasını düşün. Ben canlı örnek olarak karşındayım. Allah korusun. Topla eşyalarını. Al bebeğini. Eve dön. Teklifim bu muydu? Evliliklerimizi ve çocuklarımızı bu kadının şehrinden korumamız lazım. İkimiz biri olursak bizi yıkamazlar. Gel, ortak düşmanımızdan ebediyen kurtulalım. Var mısın? Varım.